Muhabbet Kuşlar Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra diyeceğim. Yaklaşık bir 4-5 gündür video atamamıştım. Şimdi bugün sizlere güzel bir video çekeyim dedim. Bugünkü videomuz yavruların bakımı. Yavruların bakımı nasıl olur? Bugün size onu anlatacağım. Yeni doğmuş yavrularınız, yuvadaki yavrularınızın bakımı anlatacağım. Bu arada gördüğünüz gibi kanatları düşmüş, sırtı şiş, yumurtlayacak bir Mehmet kardeşimizin kuşu. Uzun zamandır böyle. Diğer kuşu da aynı şekilde. İkisi de yumurtlama evresinde yuvada yatıyorlar. Ama hala yumurtlamadılar. Merakla bekliyoruz ne zaman yumurtlayacaklar diye. Bu arada maşallahınızı esirgemeyin. Bakın buradaki kuşum yumurtalarına yatıyor. Şu an 3 tane dolu var. Bundan bir tane yumurtayı salmaya aktardım. Onu da söyleyeyim haberiniz olsun. Buradaki jumbamın 2 tane yumurtasını salmaya aktardım. Kendisinin de 3 tane dolu kaldı. Şimdi bakın buradaki hasta kuşumu da göstereyim. Buradaki hasta kuşumuz da artık gördüğünüz gibi tünekte duruyor. Biraz daha eskisine göre kendini toparladı. Tünekte falan duruyor. Yem yiyor. Kendine gelmeye çalışıyor. D-Vit 3 ile destekliyoruz. İnşallah toparlayacak. Evet arkadaşlar, şimdi yavrularımızın bakımına geçelim. Muhabbet kuşlarında bakın kanat ve kuyrukları kısa olan yavrularımız D-Vit 3 ile takviye yaptığımız kanat ve kuyrukları bayağı bir uzadı. Onların da vitamin takviyeleri devam ediyor. Her türlü asburu, yulafı, yemlerini de yiyorlar. O şekilde güzel bir kuş olacaklar inşallah. Şimdi burada 2 tane yavrumuz kalmıştı. Bunların bugün bakımını size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bakın, burada 2 tane yavrumuz var. Şimdi altlarında böyle bakın, altlarını pis görebilirsiniz. Yavrularımızdan biri sarıya benziyor, biri mavi. Diğer yavrulardaki gibi. Bakın arkadaşlar, yavruyu şöyle elinize aldığınız zaman ayaklarda gördüğünüz gibi pislikler göreceksiniz. Bu pislikleri şu şekilde göstereyim, bakın. Eğer çıkmıyorsa oradaki kakaları çıkmıyorsa ılık suyla ıslatarak çıkaracaksınız. Bakın şöyle göstereyim. Bunları şu şekilde ve tırnak uçlarında olan pislikleri bakın. Bazı incitmeden şu şekilde temizleyeceksiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok basit. Şimdi diğer ayağına bakıyoruz. Diğer ayağındakileri de temizleyelim. Bunları temizlemezseniz ne olur arkadaşlar? Bunları temizlemezseniz kuşların bacaklarında yaralar oluşur. Ve bu yaralar sonucunda daha ileride kemiklere kadar derinin yapıştığını görürsünüz. Şimdi onun temizliğini yaptım. Şimdi diğer yavruya bakacağım. Bakın onu da göstereyim. Daha sonra da yuvanın altına talaş sereceksiniz. Yuvanın altına kesinlikle talaş sermeniz lazım. Ben gördüğünüz gibi biraz sermiştim. Biraz şeye koymuştum. Bakın bunun da topuğunda var, dirseğinde bakın. Tırnaklarında var. Gördüğünüz gibi kendi pisliklerinden dolayı böyle yapışmalar oluyor. Bakın bunları böyle güzelce temizleyeceksiniz. Şu kuyruk kısımlarında olabiliyor bazen. Onları da güzelce temizleyin. Yoksa kuyrukların uzamasını engeller. Bakın. Maşallah esirgemeyin arkadaşlar. 5 yumurtadan 2 yavrumuz kaldı. Diğerleri çıktı, öldü, bir şeyler oldu. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Şu anda 2 tane yavrumuz kaldı. Bakın şurada tırnakta bir pislik var. Bakın. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi onu da temizledik ve şey kalmadı. Evet arkadaşlar, hazır bunların temizliğini yaparken şimdi talaş da getireceğim altlarına. Bunların temizliğini yaparken şimdi hazır bileziklerini de takabiliriz. Bilezik takma zamanı gelmiş.
onların bileziklerini de takalım artık. Şimdi talaşlarımızı gördüğünüz gibi yuvanın tabanına seriyoruz. Bu arada bileziklerimizi bakın şöyle açıyoruz. Evet. Buradan iki tane bilezik, şöyle gördüğünüz gibi iki tane bilezik çıkarttım. Burada bu arada pamuk atlı kutumun yavrularına da taktım. Bileziklerimizden. Hem de bu arada hızlı bir şekilde nasıl bilezik takılır onu göstereyim. Ben sağ ayağa takıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz ayağına takabilirsiniz. Numara sırasını da kendiniz ayarlarsanız. Büyük kuşlara genelde küçük numaralar takılır. Yani bakın bu 47 numaraymış. Bu 46 numara. Yani numaralar tersten gidiyor herhalde. Bunlara bir bakayım, normalde numaralarımız 40'lara gelmedi. Zaten 50 adet bilezik var. Bakalım. Numaralarımız, düşük numaralar nerede? Onları bulalım. Evet, bu 44. 46. Ne? 45. 46, 47. Bunları hemen bir ara dökülmüştü sanırım. O arada karışıklık oldu galiba. Bakalım düşük numaralar nerede? 49, 15. Evet, 15. 15. Şuradan itibaren şuradan çıkmış bunlar. Bunları poşetin içine koyuyorum. Bunları poşette muhafaza edeceğim. Bunlar son numaralar. Bir yere dökülmüştü. Demek ki sondan döküldü numaralar. Şimdi buradan devam edeceğim. Çünkü 15. 16. yavruları bunlar. Gördüğünüz gibi bu numaraları aldım. Evet. 42 mi diyor? 43. Allah Allah. Az önce 15-16 gördüm. 41-40-39. Ha. Ters taraftan çıkarttım. Buradan değil. Şuradan alacağız. Şuradan alacağız. Evet arkadaşlar. Sizleri de biraz bekletiyorum ama kusura bakmayın. Şimdi hızlı bir şekilde yavrularımızın bileziklerini de takalım. Uzun bir aradan sonra 15-16 gideceğiz. Şimdi büyük yavrumuza 15 numaralı bileziği takacağız. Gördüğünüz gibi sağ ayağına takıyoruz. Şu şekilde getiriyorsunuz. En kısa olan parmağı geriye yatırıyorsunuz şu şeyle. Şekilde geri yatırıyorsunuz. Bakın. Geri yatırdıktan sonra diğer parmakları şöyle ileri doğru uzatıyoruz. Bakın. Bu şekilde uzatıyoruz. İlk parmağı taktıktan sonra diğer iki parmağı takacağız. Evet. Sakin. Evet, şu üç parmağı geçirdikten sonra yavaş yavaş çevire çevire. Biraz yanı yandı ama normalde biraz daha çok rahat geçmesi lazım. Evet, geçti. Gördüğünüz gibi geçti arkadaşlar. Şu kalan tırnağı da bakın. Kalan tırnağı da evet çıkmadı. Bak, kalan tırnağı da şu şekilde yavaşça çekiyoruz. Bileziği geri iterek. Evet, bakın bu tırnağı da çıkarttık. Şu anda tamam oldu. Şimdi bu biraz büyük olduğu için bunda zor oldu. Mesela bir ufak yavru da şimdi biraz daha zorlamadan kolaylıkla takabileceğimizi düşünüyorum.
Onda da aynı şekilde küçük parmağı geri yatırıyorsunuz. Bakın. 3 parmağı ileri doğru uzatıyorsunuz. Hepsini bir araya getirirseniz daha rahat takarsınız. Hadi bakalım. Evet, buna da taktık. Şimdi küçük tırnağını çıkartacağız. Sonra olay bitiyor zaten. Evet, küçük tırnağını da çıkarttık. Gördüğünüz gibi bunun da taktığımız işlem tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem altlarının talaşını ekledik, tırnaklarını temizledik. Gagalarda pislik varsa gagaları temizliyoruz. Bu şekilde güzelce yavrularınızın bakımını kesinlikle yapmanız lazım. Özellikle yavrularınızda kellik varsa avi sprey sıkabilirsiniz. Tüylenme dönemlerinde tüyleri çıkmıyorsa, tüysüz kaldılarsa böyle durumlarda avi sprey kullanabilirsiniz. Ben daha önce kullandım kel kalan yavrularda. Burada da iki tane jumbo yumurtası var. Bir tane de şurada gördüğünüz yeşilli kuşlarımın, daha önce şu yeşil kuşların kardeşinin yumurtası var. Yani şu kuşlarımın fazla olan yumurtalarından bir tane oraya aktardım. Jumbolardan iki tane aktardım. Güzel bakıcı kuş olduğu için. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Çıkan yavrular nasıl olacak? Biliyorsunuz jumbonun erkeğini değiştirmiştim. Bunda 5 tane yumurtada 5 tane yumurtadan 6 yumurtaydı galiba. 6'da 4 dolu olması lazım. 2 orada, 2 burada dolu vardı. Bakalım yavrular çıkınca nasıl olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Like atarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Bu kanal sizler izlediği için var. Sizler de izliyorsanız like atarak destek olun diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.